Selamlar. Bir soru cevap bölümüyle yine karşınızdayım. Videolarımın altına gelen yorumlardan seçtiğim soruları burada hem herkesin aklına takılan, ortak olan soruları cevaplamaya çalışacağım dilim döndüğünce. İyi seyirler diliyorum. Umarım sıkmam sizi. Beni en çok cezbeden konu kumarhane yönetiminin insanları içeride tutmak için kullandığı taktikler. Benim sorum şu, internet üzerinden hizmet veren veya satış yapan bir web siten olsaydı müşteriyi tutmak, kazanmak veya para harcatmak için kumar sektörünün hangi manipülasyonlarını uygulardın? Enteresan bir soru. Kumarhanelerin insanları yani oyuncuları içeride tutmak için kullandığı bir sürü yöntem var. Ama bu yöntemleri ben size anlatmadan önce ana mantığı kavramak için şunun bir farkında olmak lazım. Bakın normalde 24 saat açık olan bir kumarhaneyi diyelim ki gecenin bir vakti arkadaşlar işte son bir saat kapatacağım derseniz dayak yersiniz. Yani Türkiye'de şu anda bildiğiniz devlet kumarı yasaklamış durumda değil mi? Bizim kanunlarımıza göre kumar oynamak ya da kumar oynatmak ülkede yasak. Ama bak videolar kaç izleniyor? Kaç kişi oynuyor kumar? Kaç kişi şu anda bu piyasanın içinde? Yani bu baktığınızda aslında engellenebilir bir şey değil. Yani anladınız mı? Kumarbazı kasinodan çıkartmanız için kumarbazın parasının bitmesi lazım. Yoksa kumarbaz zaten kasinodan çıkmak istemiyor ki. Zaten parası bitip çıktığında bile odaya çıkıyor ya mesela uyumuyor ki. Aklı aşağıda. Yani bir Attı attı vermedi, vermedi, vermedi. Makineyi besledi ya. Aslında çok az bir şey kalmıştı yani. Bir az bir şey daha parası olsa verecek gibi hissediyor zaten. Bu histe tahmin ediyorum çok tanıdıktır hepimize, değil mi? Yani şimdi ben size bir kısaca bahsedeceğim böyle ana hatlarıyla ama kasinoların ya da kumarhanelerin oyuncuları içeride tutma isteği vardır ama bu yönde böyle aman aman inanılmaz bir çabası da yoktur açıkçası. Tabii ki kaliteli kasinolar, kaliteli kumarhaneler mesela içeride bol bol ikramlar veriyorlar. içeride işte bazı şovlar tertip ediyorlar, turnuvalar düzenliyorlar vesaire. Hepsinin amacı evet oyuncuyu içeride tutmaktır. Ama baktığınızda da bu kadar basit açıklayamazsınız. O yapılan yatırımlar biraz da marka değerine yapılan yatırımlar. Aslında bu oyuncu piyasasında kumarhanenizi yani işletmenizi bir yere konumlandırmanız gerekir. İşte o işletme şuradaysa, bu işletme buradaysa ben de şuradayım demeniz gerekir ya. İşte bunu demeniz için bu işletme kadar olmasa da bu işletmeden biraz daha fazlasını zaten yapıyor olmanız gerekir. Burada da bakın nereye geliyoruz bu mantıkla düşündüğünüzde. Hep en baştan beri diyorum ya bu bir iş. Yani bir business. Ciddi bir iş. Ciddi yatırımlar var. Yani otel açmak değil kasino açmak ya da kumarhane açmak. Ya yani oteli zaten açıyorsun. Bir de yanında kumarhaneyi açıyorsun. Otelin bütçesini kim bilir kaça katlayacak aylık bütçesi olacak bir işletme daha açıyorsun yanına. Bunlar böyle boş yatırımlar değil. Öyle cebinde 5-10 milyon dolar olan adamın gidip de yapabileceği işler değil bunlar. Bu açıdan baktığınızda da işte bu, bu kadar ciddi bir sektör, ciddi bir iş, iş dalı. Hemen buradan nereye geliyoruz? İşte kumarbaz gibi düşünmemek gerekiyor. En baştan yine anlattığım şeyler. Kumar'ı anlamanız için nasıl olduğunu, nasıl bir dünya olduğunu, nasıl bir düzen kurulmuş olduğunu anlamanız için mutlaka oynatan tarafından bakmanız gerekiyor. Çünkü hazırlayan o. Yani bu, tüm bunları o kurdu. Onun gibi düşünmezseniz, olaya onun gibi bakmazsanız, aşağıdan bir oyuncu olarak bakarsanız hiçbir zaman anlamayacaksınız. En çok gelen itirazlar nasıldı? Hep en iddialı itirazlar. Şu an Instagram'da mesela yeni açtım ya kanalı bir bakın. Yorumların tamamı aynı YouTube'u ilk açtığımdaki yorumların aynısı. Yok 25 yıldır oynuyorum, 30 yıldır oynuyorum, 10 yıldır kasinolara gidiyorum, 20 yıldır sitelerden oynuyorum. Ya ne kadar oynarsanız oynayın. Siz oyuncusunuz. Sizin yeriniz başka, sizin işiniz başka. Siz o filmi izliyorsunuz, izleyicisiniz. Ben size arka tarafta rejide neler oluyor onları anlatmaya çalışıyorum. Ya yani oradan bakınca nasıl görünüyor? Ya bu soru özelinde şimdi böyle yükselmedim bu arada şey. Hani böyle aklıma geliyor konu konuyu açıyor konuşurken ana mantığı kavramanızı isterim aslında yani. Yoksa tamam o oyun öyle oynanıyor. Slotun mantığı bu. İşte BlackJack'te böyle böyle yüzdeler var falan. Bunlar için hikaye kısmı. Bu bilgiler Google'da orada burada her yerde bulabileceğiniz bilgiler bir şekilde. E ben zaten bu kanalı açarken sizin Google'da rahatlıkla bulabileceğiniz bilgileri bir de ben YouTube'da anlatayım diye açmadım. Tüm bu anlattıklarımı en baştan beri dinleyen arkadaşlar da zaten belli bir külliyat oluştu. Artık belli bir bakış açısı oluşmaya başladı. Artık olayları daha rasyonel böyle daha gerçekçi ele almaya başladılar. Gelen sorulardan da bu çok belli oluyor yani. Bu soru da aslında biraz iyi bir soru baktığınızda beklemiyordum böyle düşündüren bir soru yani. İlk gördüğümde de bir üzerine düşünmüştüm. Tüm bunları bilerek şimdi tekrar bir düşünelim. Evet, kasinolar, kumarhaneler belli ikramlar veriyorlar, belli bir hizmet kalitesi tutuyorlar. İşte hizmet kalitesi nedir? Müşteri başına düşen personel sayısıdır. Müşteri başına düşen atıyorum servis elemanı sayısıdır. İçeride müşterilerin faydalanabileceği istasyon sayısıdır. İkramlardan faydalanabileceği vesaire vesaire. Zaten bunların çalışmalarını yapıyorlar. Evet ama bunu da şu an şöyle bir ölçümle yapmıyorlar. Ya verelim de müşteri bizde kalsın. Verelim onu da verelim. Bunu da böyle yapalım da müşteri bizde kalsın. Böyle bir çaba yani var ama çok böyle yüzeysel olarak var. Kumarhanelerin önceliği hep kendilerini koruma üzerinedir aslında. Hep önlem alma üzerinedir. Yani siz kumarhane hile yapıyor falan bu hep böyle bir klişe olay var ama bütün hileler kumarhaneye karşı yapılmaya çalışılıyor. Çünkü ortada para dağıtan bir yer var. Bir nokta var. Herkes oradan bir şekilde faydalanmayı orayı sömürmeye çalışıyor. Bu noktada akıllıca matematiksel olarak kendisini o kadar güzel bir yere konumlandırmış ki matematiksel olarak örmüş her şeyi anladınız mı oyunu? İçerideki oyuncular ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar böyle ağdaki balıklar gibiler. Çıkamıyorlar onun dışına çünkü matematik izin vermiyor. Yani yer çekimi izin vermiyor gibi düşün. Öyle düşün. Çıkman için 3 metre zıplaman lazım. Hiç öyle bir zıplayan birisi yok aramızda. O yüzden bütün zıplamalarımız düşük kalıyor. Yani biz matematiğe yeniliyoruz, hileye değil. Aynı kumarhane mantığını siteye uyarlarsanız da evet sitede de oyuncunun oyundan çıkmasını istemezsiniz. Ama burada bir kriter vardır site yönetiminde. Oyuncu oyundan çıkmasın tamam ama oyuncu da gidip benim bonuslarımla 5 saat oyun oynamasın yani içeri para atsın. Bu ikisini dengelemeniz gerekir. O yüzden de evet yani içeride tutmak için manipüle edersiniz. Şu kadar bonus, şu kadar bilmem ne falan filan ama hep arka taraftan onun önlemini alırsınız. Dersiniz ki ama bunu da böyle böyle çevirmen lazım iki sefer. Bunu da çekemiyorsun ama şöyle oluyor falan filan bilmem ne. Bunun önlemini almanız gerekiyor. Ben bunlarla ilgili ileride zaten yani da yönetmek, oyunu yönetmek, oyunu kurmak, kasinoyu yönetmek, departmanları yönetmek, bunların arasında iletişimleri sağlamakla alakalı biraz daha böyle bilgiye dayalı, biraz daha size hayal ettirdiğim, ileride uzun uzun anlattığım bölümler çekeceğim. Ama bu soruyu böyle cevaplamış olayım. Bir sürü evet yöntem var yani bunların tamamını ben ileride anlatırım. Zaten geçen bölümde de bazı manipülasyon tekniklerinden bahsettim. Neden yanlış kararlar alıyoruz diye. Ama bunu da yine böyle madalyonun bu tarafından sadece bakarsanız biraz aldatıcı olur bu beyin fırtınası. Bunun beyin fırtınasını yaparken dediğim gibi arka tarafta o önlemleri de unutmamak gerekir. Yani oyunu oynatan taraftan baktığınızda önce tehlikeleri elemine etmek gerekir. Büyük paralarla oyunlar oynatılıyor. 3000-5000 katı ödemeler yapılıyor. Siz bir kere herkesin avlamaya çalıştığı birisiniz. Çok iyi konumlanmanız gerekir. Hiçbir şekilde hiçbir yeri açık bırakmamanız, şansa bağlı bırakmamanız gerekir. Bu sorunun beyin fırtınasını yaparken ilerleyen bölümlerde tüm bunları göz ardı etmeden sonuçlara ulaşacağız beraber. Anlamadığım nokta şu. %95 oyuncuya geri ödenen diyorsunuz. %1-2 dışında hepsinin kasa sıfır. Nerede bu oyuncuya ödenen 95? Mutlaka slot makinalarının nasıl çalıştığını, slot oyunlarının nasıl çalıştığını anlattığım bölümü izlemenizi tavsiye ediyorum bir kere. Orada aldığınız bilgilerin üzerine, ben şimdi burada tekrar 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 aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Çok böyle basitçe geçeyim. %95 bu şekilde dağıtılmıyor. Yani şöyle değil, ortaya 1 milyon dolar para geldi bu gece oyunculardan. Bunun 950 bin doları dağıtılacak, 50 bin doları da kasinoya kalacak. Böyle bir şey değil. Orada turnover önemli. Yani oyuncu slot oynarken mesela, burada slottan bahsediyoruz. Her bastığında bastığı betin %95'i ödüllerin dağıtılacağı bir havuzda toplanıyor. Bunun %5'i bir daha çıkmamak üzere kasinonun kasasına kalıyor. Matematiksel olarak böyle düşünün. Şimdi bunu böyle hesabını yaptığınızda örnek veriyorum. 1 saatte 120 spin oyun oynarsanız mesela her spinde de diyelim ki 10 dolar basıyorsunuz mesela atıyorum şu anda. Bunun %5'i kasinoya kalıyor ya oyun oynatanı. Siz her bastığınızda 10 doların 50 centi kasinonun kasasına gidecek. Bir daha çıkmamak üzere. Bir saatte de 1200 spin oynadığımızı biliyoruz ya mesela. 1200 çarpı 50 cent ne yapıyor? 600 dolar yapıyor. Değil mi? Yani sen her beti 10 dolardan basarsan ve 1 saat oynarsan %95 RTP'de bu şu anlama geliyor senin bir saat içinde kasinoya 600 dolar para bırakman bekleniyor. Yani her şey yolunda giderse, her şey hakkaniyetli giderse senin o bir saatin sonunda 600 dolar içeride olman gerekiyor. Bu matematik bu şekilde yapılıyor. O yüzden yani böyle basit düşünürseniz biraz yanılgıya düşersiniz. Çünkü bunlar biraz daha karmaşık sistemler. O yüzden dedim yani o bölümü izlerseniz bence kafanızda bir sürü soru cevap bulacak. Yine cevap bulmazsa yine yorum yapın. Bir dahaki bölümde de onu okurum. Hayatımda gördüğüm en saçma argüman. <laughs> 10 senedir kumar oynuyorum hayatıma negatif etkisi olmadığı gibi ekonomik yönden birçok katkısı olmuştur. Yani ben şimdi buna cevap vermeyeyim. Siz zaten buna cevap verirsiniz. Buna, buna cevaplarınızı yorumlarda çok merak ediyorum. Bu Ahmet Kaan Demir arkadaşımıza böyle bu konuda mesela 10 senedir kumar oynuyormuş. 10 sene ve artı kumar oynayan özellikle takipçi kitlesinden... Bu arkadaşa cevaplar rica ediyorum. Bak 15-20 tane soru cevaplıyorum. Bir tane de sizden cevaplamanızı rica ediyorum. Size bir sorum olacak. Videolarınızda o kadar slot oyunlarında hile olmaz. IP adresi ya da cihaz kaydı gibi şeyler olmaz dediniz. Peki her oyuna girdiğimde ve farklı sitelerde oynamama rağmen hep aynı sorunla karşılaşıp kaybetmem nedir acaba? Kaybetmeniz olağan, beklenen. Yani herkes kaybedecek. Ödüller nadiren dağıtılacak. Sizin bu kaybettikleriniz toplanacak, toplanacak, toplanacak. Onun çok büyük bir payı kasinoya ayrılacak. Bunların arasında da bir kısmı matematik yerine otursun diye işte algoritma yerine otursun diye ödül olarak dağıtılacak. Kaybetmeniz çok olağan. Yani hep ekranda internetiniz yavaş diye bir mesajla karşılaşıyorum. Nedir bunun açıklaması sizce? O konuda hiçbir bilgim yok. Yani tamamen çok tek bir konu. Belki internetiniz yavaştır bilmiyorum. Ya da belki oynadığınız yerin serverları da belki güçsüz olabilir, zayıf olabilir. Hiç bilmiyorum yani şimdi atmak istemiyorum cevabı. Ama böyle şeylere kafa yormanız, yani bunları aklınıza getirmeniz ve bunları soru olarak sormanız bana şunu hatırlatıyor, şunu anlatıyor. İşin matematiğini anlamadığınız, tam olarak bilmediğiniz için yani lütfen böyle ofansif bir şekilde algılamayın. Yani gerçekten hakim olmadığınız için yenilginizin sebebini başka şeylere bağlıyorsunuz. Aslında mesela bunun formülünü bilseniz kafanızda matematiğini gerçekten öğrenseniz, aklınıza yatacak şekilde, ikna olacağınız şekilde öğrenseniz zaten siz oynadığınızda verdiğiniz rakamlar, aldığınız rakamlar, etrafta izlediğiniz oyunlar falan hepsi o matematiğe oturacağı için kafanızda bunların hiçbiri size tuhaf gelmeyecek. Bağlantı sorununuzla ilgili hiçbir şey diyemem. Yani ben sitelerin böyle şeylere gireceğini çok düşünmüyorum ya yani bakın burada da hani ismini vermekten de çekinmiyorum çünkü herkes bilsin. Bazı siteler var, paraları ödemiyorlar bakın bana atıyorlar arkadaşlar. JojoBet falan var mesela, PadişahBet falan var. Bu sitelerde oyun oynamayın. Yani kumarı hiçbir şekilde oynamayın da. Oynuyorsanız da yani böyle alengirli dalengirli sitelerde niye oynuyorsunuz küçücük sitelerde? Bonusları basıyorlar, bilmem işte oranları kabartıyorlar veya oyunlarındaki böyle progresif jackpotları onların elinde olan böyle ortak jackpotları falan böyle sürekli düşürüyorlar. Ondan sonra milletin parasını vermiyorlar. İnsanlar bana bakın Instagram'dan falan bir sürü mesaj atıyor. Mail geliyor, YouTube'dan yazıyorlar. Belli ki bunlar vurguncu yani. Bunlar aslında kumar oynatmıyor. Bir yerden arayüz bulmuşlar, koymuşlar. Parayı yatırıyorsunuz, oynuyorsunuz, kazanırsanız vermiyorlar. Hatta o kadar dolandırıcılar ki işte çekim yapmanız için diyor şu kadar daha yatırmanız lazım çünkü bizim minimum çekim limitimiz budur diyor falan filan hala senden para almaya çalışıyor. Ondan sonra seni banlayacak, yasak yani blacklist yapacak mesela oyun vermeyecek sana hesabını kapatacak falan bir şekilde senden kurtulacak yani nereye şikayet edeceksin? Zaten yasa dışı alana geçmişsin bir kere. O yüzden böyle şeyler yaşadığınız sitelerle ben çok oyun oynamanızı tavsiye etmem yani sitenin kimin olduğunu, nerelerde kökü olduğunu, şirketin nerede olduğunu, sermayesinin ne kadar olduğunu, ne zamandır piyasada olduğunu falan. Ya yani zahmet olacak ama artık o kadarını da bir araştırın yani. Birisi istese yani 10 lira, 20 lira, 50 lira bir para istese ne oluyor falan filan dersiniz. Gidiyorsunuz oraya binlerle binlerle bütün hayatınızı gömüyorsunuz. Ailesini kaybeden var yani hayatını kaybeden var. E bir bakın canım yani artık o kadarına da bir bakın yani zahmet olmazsa. Ben bu siteye giriyorum ama bu site nedir yani bir internette bir araştırın yani. Siz de böyle AKP'li dayılar gibi bas ampule deyip geçmeyin yani. Bakın bakalım ne oluyor ne bitiyor. Kasino bahis sitesi açmayı düşünen arkadaşlar için de bir bilgi fikir alışverişi videosu gelir mi ve konsept dışı ama. Yani bununla ilgili bir bölüm de yapılabilirim aslında ama ya. Yani ben ne yaparsam yapayım ya. Ben size bunları böyle hikaye gibi dedikodu gibi anlatırım. Zaten dedikodu seviyorsunuz belli ki. İzleyici dedikodu istiyor. Hep böyle hikayeden böyle dedikodu bölümleri falan filan tutuyor. Instagram'a bir girdim. Dedikodu ilgili bir tane reel satıyorum hemen 600-700 bin izleniyor. Öteki attıklarım 4-5 bin izleniyor mesela öyle durumlar oluyor. İnsanlar dedikoduyu seviyor. Bunu da biz sizinle böyle bir dedikodu mahiyetinde konuşuruz. Ama ben fikir alışverişi yaparız. Ama ben size bir tavsiyede bulunmamı isterseniz benim size diyebilirim ki açmayın. Yani bu işlere girmeyin. Bu işlere girdiğinizde tokatlarlar sizi. Bu işleri çok iyi bilerek bu işlerin içine girmelisiniz ya da yanınızda çok güveneceğiniz bu işleri çok iyi bilen adamlar olmalı. Öteki türlü yani sadece parayla veya işte oyuncu tarafından bakarak videonun başında dediğim gibi bu işlere girerseniz yani yanlış anlamayın beni ama çok çabuk tokatlarlar sizi. Gerçekten yazık olur yani. Sermaye kaybedersiniz. Hem sermaye kaybedersiniz hem de başınıza iş alırsınız. Yani yasal yasal olmayan bir sürü iş alırsınız. O piyasanın içindeyseniz, o camianın içindeyseniz zaten hala hazırda. Evet bu işlere girmeyi düşünebilirsiniz. Ama zaten o zaman da böyle bir YouTube yorumunda bana yazmazsınız. Oto kontrol mekanizması yüksek olan biriyim. Çok üzüntülü olduğum veya sıkıldığım zamanlarda sadece o an beynimi başka bir şeyle meşgul etmek için 1000 TL atıp saatlerce en düşük betten vakit geçiriyorum. Çok güzel. Ama bazı anlarda o anlattığınız psikolojiyi o kadar iyi anlıyorum ki duygularıma tercüman oluyorsunuz. Burası tehlikeli. Kumardan para kazanılmayacağını veya zengin olunmayacağının farkındayım. Güzel. Sizce bunun sürüklenme eşiği nedir Ali Bey? Tam burası. <laughs> yani bunu bozarsanız bu rutininizi bozduğunuz anda sürüklenmiş oluyorsunuz zaten. Yani mantıklı bir rutin koymuşsunuz kendinize. Sizi de acıtmayan bir şeyse kumar zaten diyoruz yani. Parası olanın sporu, zengin spor. Besim Tobuk öyle diyor ya. Yani herhalde Besim tubuktan da daha iyi burada kumar analizi ya da kumarhane analizi yapabilecek durumda değilizdir herhalde, değil mi yani? Adam bu işi yıllardır çok başarılı bir şekilde yapıyor yani işin işletme tarafında. Demek ki söylediğinin altında var bir şey yani. Bunu bir düşünmek lazım. Gerçekten de öyle. Bütün en baştan beri 60 bölümdür anlattığım şeylerin sonunda geldiğimiz nokta kumar zengin sporuya. Birisi gider kayağa gider, öteki golfe gider, bir iki helikopterle gezer, başkası gider işte Fransa'da ıstakoz yer. Monte Carlo'da mıydı, neredeydi? Öteki de gider kumar oynar. Yani nasıl ünlüler var kumar oynayan, siyasetçiler var kumar oynayan, bu adamlar paraları var. Keyif alıyorlar, gidiyorlar paralarını orada harcıyorlar. Siz de eğer böyle 1000 TL atıp saatlerce en düşük bedden vakit geçiriyorum falan keyif alıyorsanız çok güzel bu. Güzel bir rutin tutturmuşsunuz kendinizi. Ama işte o anlattığım psikolojiyi anlıyorum dediğiniz yerler biraz tehlikeli sular. Çünkü bu iş böyle sigara içmek gibi, sigaraya bağımlı olmak gibi. Yani öyle arada bir tane içiyorum, alkolle 40 yılda bir içiyorum, 3-5 ayda bir denk gelirse bir yerde içiyorum. Bunun dışına çıkmaya başladığını hissettiğiniz anda bilin ki zaten sürükleniyorsunuz. Oradan da toparlamak biraz zordur. Onu da söyleyeyim yani. Sürüklenirken toparlanmak zordur. En baştan sağlam durmak lazım. Hani hafiften bir sürükleneyim, biraz açılayım dediğinizde onu sonra toparlamak çok zor oluyor. Fiorentina Puskas maçında şike yok mu diyorsun sen şimdi kral maç berabere bitsin diye neler döndü maçta. Valla maçı izlemedim vardır bilmiyorum. Ama ben bu belli ki benim bahislerle ilgili işte bahis oranları nasıl belirleniyor falan onun arka planını anlattığım videonun altına gelen diyorum. Ben şike yok demedim ama şöyle bir algı var dedim yani. Sanki bet siteleri, bahis siteleri maçları ayarlıyorlarmış gibi bir algı var dedim. Aslında öyle değil. Aslında şike birinin parası alınacak ya. Genelde bet sitesine karşı yapılır. Çünkü zaten vatandaş bir sürü onlarca milyonlarca kişi gidiyor o paralarını bet sitesine veriyor ya. Orada zaten hazır toplanmış bir para var. Şikeyi yapan da ne yapar? Gider bir bet sitesini patlatır vurur. Veya işte bir bet kuruluşunu büyük bet kuruluşları var. Bugün oynadığımız sitelerdeki bu oranların neredeyse bütün sitelerdeki oynadığımız tamamı başka daha büyük bet kuruluşlarından satın alınıyor. E şimdi sen mesela bir maçta şike var diyelim ki. Şike olduğunu da birimiz biliyoruz. Ben biliyorum diyelim mesela. E ben şimdi buradan gideceğim ne yapacağım? Bir bet ofisini patlatacağım değil mi? Bir yerleri patlatacağım yani. Oradan öyle bir kupon yapacağım. Buradan böyle bir kupon. Gücüm yet vuracağım ben parayı yani. Bu şekilde yine demin anlattığım gibi bir önceki yorumda anlattığım gibi eğer işletmeci tarafından düşünürseniz e, o zaman şikenin en çok karşısında olanlar bet ofisleri. Bir maçta şike olduğu anlaşıldığı anda ya da böyle bir şüphe oluştuğu anda dikkat edin hemen bültenden çıkarılır maç. Yine burada da az, hani aynı kumarhanelerde ya da sitelerde olduğu gibi bir düşmanlaştırma var kumarbazın kafasında. Çünkü parasını verdiği yerler oralar ya oralara karşı bir düşmanlık besliyor içten içe diyor ki bunlar hile yapıyor hile yapıyor. Yani burada da şike yapıyor. Yani bahis kuruluşları kolay kolay şike yapmazlar. Yani bu işlere bulaşmazlar, bulaşmak istemezler. Ama şöyle şeyler olabilir. Bazı maçlarda şikeye izin verip ya da şike yapılmasına göz yumup bunu bir silah olarak kullanıp oyuncuyu manipüle edecek oranlar açıklayabilirler. Yani o oranla öyle bir oranlar açıklarlar ki öyle bir oranlarda bahis kabul ederler ki orada öyle bir şike yapılır ama herkes kar eder. Olan yine vatandaşı olur. Böyle şeyler olabilir. Zaten bu kadar büyük paraların döndüğü yerde bizim burada böyle anlattığım gibi bir YouTube konuşmasında burada anlatılacak gibi yüzeysel dönmüyor işler yani. Oralarda biraz daha karmaşık ilişkiler ağları oluyor. Çünkü gücü elinde bulunduran kişiler arasında bir denge kuruluyor. Birisi FIFA başkanı, birisi de İngiltere'de bütün bahis piyasasına yön veren atıyorum multimilyarder bir adam. Şimdi burada burası da bir güç, burası da bir güç. Bunlar kendi aralarında çeşitli dengeler kurmak zorunda kalıyorlar. Yani FIFA başkanı şunu diyemez. Ya siz girdiğinizden beri futbol endüstrileşti. İşte ben size karşıyım. Bayis şirketleri bu futbola zarar veriyorlar diyemez. Çünkü burada çok başka bir güç var. Paranın gücü var. Ve bu adam da kafasına göre at oynatamaz. Çünkü burada da bir FIFA başkanı var. Yani en kötü bir network gücü var. E bunun gibi de yüzlerce, binlerce farklı farklı karakter, farklı farklı güç merkezleri var. Bu merkezlerin etrafında toplanan bazı insanlar oluyor. İşte şu an oynadığımız bet siteleri mesela. Buranın etrafında toplanan güç merkezleri. Ve buranın da etrafında başka federasyon başkanları, yöneticiler vesaireler, bir sürü güç merkezleri. Bunların arasında çok karmaşık ilişkiler oluyor ve bunlar çeşitli sebeplerle bir şekilde dengede gidiyor. Bu denge böyle esnek bir denge. Zaten dengenin esnemesi biraz fazla zorlanırsa hemen bu işler medyaya yansımaya başlıyor bir tane gazeteci peşine düşüyor, açık vermeye başlıyorlar çünkü. Ama onun dışında her şey o dengelerin içinde olur, biter, erir, gider. Dengeler böyle zaman içinde değişir, oynar, biri üste çıkar, biri alta gelir, birisi bir şey duruş gösterir vesaire. Ama hepsi böyle zaman içinde yumuşak dalgalar gibi akar gider yani. Bu piyasada büyük paraların döndüğü yerde riskler artık biraz daha mikro düzeyde yönetilir, biraz daha dikkatli yönetilir bazı riskler. O yüzden eğer bir şike varsa da yani bir oyuncu gidip de kart şikesi yapmış olabilir. Bir hakem kart şikesi yapmış olabilir. Bir oyuncu faul şikesi yapmış olabilir. Korner sayılarında şike yapmış olabilirler. Belki de gol şikesi yapmış olabilirler. Olabilir. Ama yani bu şike olayı da genelde bahis firmalarının, bahis oynatanların kontrol edemeyecekleri bir alan olduğu için genelde onların sevmediği, kaçtığı bir alan oluyor. Aynı şekilde mesela kumarbazlar arasında da bir hile dönmesi durumunda ya da masada oyuncular arasında veya personel arasında böyle hilenin muhabbeti bile dönmesi esnasında kumarhane yönetiminin hemen tüyleri diken diken olur. Çünkü orada kontrol edemeyeceği, dolayısıyla da yönetemeyeceği bir alan oluşmuştur. Bu hemen bir tehlikedir işletme için, iş için. Aynı şey bahis şirketleri için de geçerli. O kadar büyük paralar dönüyor ki artık. Her şeyin kontrol edilmesi gerekiyor. Her şeyin kontrol altında ve standart, robotik bir şekilde işlemesi gerekiyor. O yüzden de yani ben kumarhanelerin de bahis firmalarının da bu şike hile falan olaylarına çok bulaştıklarını düşünmüyorum. Bulaşanların da çok ciddi risk aldığını düşünüyorum. Zaten bunlar hep patlıyorlar. Bu işlere bulaşıp da patlamamak diye bir şey yok. Yani 8 milyar insan var. Bu teknoloji çağında artık insanlar neler buluyorlar, neler ortaya çıkarıyorlar. Şimdi çıkmasa sonra çıkıyor. Görüyoruz zaten yani ortaya çıkanları da. O yüzden bunların ben çok oynatan taraf larca yapıldığını çok düşünmüyorum. Bu illetten kurtulmak için manevi destek bekliyorum. Hayatımı bitirdi. Ben de bittim. Az önce 2 saat içinde 300k verdim. Gözüme uyku girmiyor 2 gündür. Destek bekleyenler destek beklemesinler. Onu ben baştan söyleyeyim. Biraz dostacı söyler gibi olacak ama destek bekleyen hiç kimse destek falan beklemesin. Yani size destek kim verir? Yani dedim ben bunu kumarı bırakma seyircisi çektim. Onları da izlemediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Faydasını gören çok kişi oldu destek verecekse size aileniz destek verir yani. Anneniz, babanız, eşiniz, kardeşiniz bunlar destek verir. Başka kimse destek vermez. Onlar da verirse. Çünkü yani siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Kumar oynuyorsunuz. Kumar oynuyorsunuz böyle anlatmayayım. Kumarı unutun. Kumar kelimesini unutalım. Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Parayı aldığınız gibi o PlayStation kafeye, internet kafeye koşup saatlerce oyun oynayan çocuklar var ya ergenler. Onlar gibi girip telefonunuzdan veya işte kendiniz fiziksel olarak gidip neyse imkanınıza göre Saatlerce saçma sapan bir oyun oynuyorsunuz. Bölüm geçmeli de değil, bir şey de değil ve bu oyun parayla oynanıyor. Paranızı böyle pop, 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 pop basıp, parayı bitirip çıkıyorsunuz. Sonra da pişman oluyorsunuz oynadığınızı. Çok acayip bir durumdasınız yani. Kumarın içine düşmemiş hiç kimse sizi anlayamaz. Yani dışarıdan çok komik gözüküyor. Bir kere siz bu işin içindesiniz diye kendinizi normalleştirmişsiniz zaman içinde. Etrafınızda da böyle insanlar var diye bir sürü. Siz kendinizi normal sanıyorsunuz normal değilsiniz ki. Dışarıdan çok komik gözüküyor gerçekten. Çok aciz duruyor. Yani şey gibi düşünün. Kocaman adam iğneden korkuyor gibi mesela. E şimdi yani bu adama ne diyeceksin ya? Kocaman adamsın. Ya otur sık dişini diyeceksin kardeşim. Sık dişini. Kapat gözünü sık dişini diyeceksin. Yani burada da fobi geliştirenlerden bahsetmiyorum. Yani klinik vaka olanlardan bahsetmiyorum. Ağlayandan bahsediyorum yani. E bu da aynı yani. Kimseden destek beklemeyeceksin dost. Gireceksin, araştıracaksın nasıl kurtulunur bu işten. Ne gerekiyorsa da yapacaksın. Yani bu işten kurtulmak için okuyorsun ya mesela arkadaş çevrenizi değiştirin. Okuyorsun. E, bir faydasını görmedim diyorsun. Ya okuyunca görmez. Dindeki gibi olmuyor yani gerçek hayatta işler. Dua edeyim oluyor veya işte Kabe'nin etrafında döneyim, içimden geçireyim oluyor. Öyle olmuyor gerçek hayatta işler. Gireceksin içine çaba göstereceksin. Önce öğreneceksin. Neyin içine düştüğünü Bir öğreneceksin. Yetişkin bir erkek olarak tarih boyunca bütün bu etrafımızda gördüğümüz tüm bu medeniyeti böyle bir hayat yaşamamıza, milyarların böyle bir hayat yaşamasına imkan sağlayan bu medeniyeti kuran tüm atalarımız bizim gibi yetişkin insanlar. Bizim yaşlarımızdalardı bir şeyler yaptıklarında. Ve nelere güçleri ermiş, neler yapmışlar değil mi? Çeşmeyi açıyorum, su akıyor. Gidiyorum 10-12 saat çalışıyorum, yaşadığım hayata bak. Böyle bir lüks mü var yani eskiden? Hepsi biz bir şeyin mirasının üzerinde durduğumuz için. İşte bu yetişkin insanların bu dünyaya kattıklarının miraslarının üzerinde duruyoruz biz. Siz de payınıza düşeni yapmayın. Tamam böyle bir zorunluluğu yok kimsenin. Bu dünyaya hiçbir katkınız olmayabilir yani olmasın. Ya ama yani şimdi böyle bir şeyden kurtulmak için de kimsenin destek beklemeyin. Bırakın insanlar işine gücüne baksın. Drama queen diyorlar buna yani böyle. Bağırmaya gerek yok yani anladınız mı? Diken battı bağırmaya gerek yok hemen. Siz kendiniz girdiniz. Bir şekilde sakince çıkacaksınız. Hiç ah uh demeden, kimseye ağlamadan, şımarmadan bir şekilde çıkacaksınız bunun içinden ya da hayatınız bitecek ikisinden biri yani ama bu tavır ben dostum söyleyeyim iyi bir tavır değil iyi bir bakış açısı değil hemen biraz kendine karşı gaddar olup biraz kendine karşı acımasız olup yani başımıza bombalar yağmıyor değil mi başına bomba yağan çocuklar da var çünkü dünyada şu an yani bu ağlanacak bir durum yok hemen biraz daha hayatı ciddiye alıp oyunu boş vaktimizde oynarız yani hiçbir şey yapamayacağımız zaman oyun oynarız onu da gidip sürekli böyle para verdiğimiz oyun oynamayız da Alırız kralını alırız oyun konsolunun, Kralını alırız oyun perdesini. En kral koltuğu alırız. Kaybettiklerinizin yanında hiçbir şey değil bunların parası. En güzel düzeni kurarız. O düzenine giden Instagram'a atarız. Dünya kadar da like alırız yani. İnsanların özenceye bir sistem kurarız. Bunu da ellerinizle kendiniz kurarsanız, biraz da zaman harcarsanız, emek harcarsanız, biraz siz hayatta olduğunuzu hissedersiniz. Size biraz kendinizi hayatta hissettirir. Borçlar da ödenir. Yani ekonomik kayıp, maddi kayıbı ben bu dünyada artık ciddiye almıyorum. Yani belli bir yaştan sonra evet sorumluluklarımız var. Hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirmek için elimizden geleni vahşice yapıyoruz. Doğru. Ama gücümüzün yetmediği yerde ya da ekonomik olarak bir şekilde işin içinden çıkamadığımız yerde de bir durup kendimizi sorgulamamız lazım yani. Biraz da bizim bu olayları nasıl aldığımızla alakalı çünkü. Bizim nasıl yönettiğimizle alakalı. Bakalım nasıl yöneteceğiz bu durumları. Bakalım siz bu durumu nasıl yöneteceksiniz. Hocam ne kadar muhteşem anlatıyorsun. Senin gibi konuşabilmek için ne yapmak lazım? Kumarla ilgili değil ama böyle övgü olduğundan da değil. Çok kısa bir şey söylemek için hemen araya aldım bu soruyu. Çünkü okudum bir kafamda bir düşünceler geçti ve bunu mutlaka paylaşmak istedim. Eski Yunan'da, eski Roma'da falan zenginler, soylular çocuklarını eğitim için daha küçük yaşta Atina'ya gönderiyorlarmış. Ya da işte bazı eğitim alacakları başka şehirlere gönderiyorlarmış. Bu şehirlere giden çocuklar o şehirlerde işte oranın eğitimli kişilerin yanında onlardan eğitim alıyorlar çeşitli konularda. O dönemin en zaruri iki tane eğitimi var. Biri hitabet eğitimi. Bakın hitabet eğitimi tarih boyunca eğitim müfredatının çok önemli bir parçasıymış. Özellikle en ileri, en medeni toplumlarda. Sadece bu bilgiyi alıp kafanızda sentezlerseniz zaten aslında en baştan beri neyi yanlış yaptığımızı, ...bize neyi yanlış yaptırttıklarını, ...bizi ittikleri o eğitim sisteminin, o yolun neden aslında bir hayalden ibaret olduğunu, ...aslında bir işe yaramayan bir ego tatmininden ibaret olduğunu, ...asıl eğitimin ne olduğunu hemen kafamızda yavaş yavaş çıkarmaya başlayacağız. Bütün eğitim hayatımız boyunca para yönetimi öğretilmiyor. Böyle para yönetimini öğrenmeden bizi salıyorlar sokağa yani. Ailemiz ne öğretirse, o da öğretebilirse. Onlar da bilmiyor ki zaten. E ama hayat paranın üzerine kurulu. E hayat iletişim üzerine, diğer insanlarla iletişim üzerine kurulu. Bize neden küçük yaşta hitabet eğitimi vermiyorsunuz? Neden hepimiz iyi konuşan insanlar değiliz? Böyle aramızda bir tane iki tane iyi konuşan insan çıktığında mesela onlara hayranlık duyuyoruz. İşte toplum standartını yükseltmek böyle olur ama bunların işte hep uzun uzun düşünülmesi lazım. Biz de zaten biraz düşünmeye üşenen bir toplumuz ya. Umarım soruya biraz cevap olmuştur. Çok okumak lazım hocam. Çok düşünmek lazım. Yani bunları böyle sıralarız. Abi sürekli böyle videolar çek, canlı yayın da yap. Hemen söylemiş olayım. Canlı yayınlara başlıyorum. 1-2 hafta içinde başlıyorum. Canlı yayınlarda da konseptimiz şu olacak. Yabancılarda şöyle bir kalıp var. Ask me anything. Yani bana her şeyi sorabilirsiniz. Ben de öyle bir canlı yayınına başlayacağım. Diyeceğim ki bana her şeyi sorabilirsiniz. Direkt açacağım önüme yayını da. Kenardan chat'ten takip edebildiğim kadar olursa yavaşlatacağım. Belki bazı anlarda bilmiyorum kalabalık falan olursa katılığa özel yaparız chat'i sadece kısa zamanlarda falan. Ondan sonra orada bana sorduğunuz bütün sorulara olabildiğince cevap vermeye çalışacağım. Çok da böyle bireysel, şahsi dedikodu boyutundaki şeylere girmeden yani beni rahatsız edecek konulara çok girmeden ama teknik konularda bildiğim ne varsa, düşündüğüm ne varsa hepsini paylaşmaya zaten her zaman hazır olduğumu biliyorsunuz. Ben 2020'de kripto olan 50k batırdım, utandım kimseye söyleyemedim. Kurtarın derken kumara bulaştım. Duyulmasın kapatın derken şu an 890k oldu. Dengemi, mantığımı eş kaybettim. Eşimi, çocuğumu, ailemi, evimi kaybedeceğim. Düşündükçe deliriyorum. Çok geçmiş olsun. Yani çok üzücü. Bunları okumak, bunun gibi çok fazla şey okuyorum. Çok üzücü. Çok üzücü. Bizim ülkemizde yaşayan hiç kimsenin bence böyle şeyler yaşamaması lazım. Bu bir yetişkin birinin hak ettiği bir hayat değil bu özellikle bir ailesi olan, çoluğu çocuğu olan, kendisi böyle hayatın içinde bir şekilde para kazanmak zorunda olan birilerine bir şeyler sağlamak, bir şeyler sürekli tedarik etmek zorunda olan insanlar için yani böyle çaresiz anlara düşmek gerçekten çok üzücü. Ne diyebilirim ki yani? Ülkenin önde gelenleri bu konulara girmiyorlar. Büyük gazeteciler bu konulara girmiyorlar. Çok saygı duyuyorum, çok seviyorum ama büyük gazeteciler bugün baktığımızda hepsi kripto borsalarının reklamlarını kabul ediyorlar. Buna teşvik ediyorlar. Ama görüyorsunuz yani bu işin iyi biten bir hikayesi yok. Yani bundan 15 sene evvel buna diyorlardı ki geleceğin parası. Yani bunun 13 sene öncesinde ekşi sözlüğe girin bitcoin başlığına tıklayın 13 sene önce yazılmış entryler var. Geleceğin parası diyorlar. İtiraz edenlere geri zekalı diyorlar. Anlamadın sen bu teknolojiyi diyorlar. Ben anlatıyorum bu diyorum bakın bu kumardan da beter. Bu işe bulaşmayın diyorum. Bana diyorlar ki sen blockchain teknolojisini anlamamışsın diyorlar. İşte sen bu, bu şeyleri falan önce white paperları oku yok bilmem ne. Artistik yapıyorlar teknik bilgiyle. Ama kendileri aslında anlamayan. Anlamayan kendileri bu tüm teknik bilgilerle manipüle olmuş durumdalar. Ben onlara yukarıdan oynatanın baktığı yerden bakmalarını söylüyorum. Bana diyorlar herkes ha, anlamadın olayı diyorlar. Kardeşim siz anlamadınız. Siz anlamıyorsunuz. Kripto varlıkların ya kripto para ne zamandır var? 12-13 senedir var ya. Bu kadar sermayenin, bu kadar vahşi sermayenin, bu kadar güçlü sermayenin dünyayı yönetiyorlar. 10 binler, yüz binler öldürüyorlar her sene. Bu sermaye sahiplerinin şu ana kadar bu kripto borsasında neler yapabileceğini hayal etseniz ya bir 13 senede. Ya bugün kriptoya girip de hala cebinde 5 kuruşu olan varsa bu sermaye sahiplerinin arasındaki savaşlardan dolayı, mücadeleden dolayı. Yoksa size o 5 kuruşla yedirirler mi ya? Bitcoin'in yüzde bilmem kaçı çok büyük bir çoğunluğu 6-7 tane cüzdan arasında paylaşılmış. Ya bu adamların bir hareketi piyasayı ne kadar etkiliyor farkında mısınız? Aşağıda yazıyorlar, çiziyorlar. İran şöyle dediği için Bitcoin düştü. Daha iki gün önce. Yok işte Kore'de böyle oldu, Bitcoin düştü. Japonya şöyle olduğu için Bitcoin düştü. Öteki de demiş ki Amerikan seçimleri şöyle şöyle olduğu için Bitcoin. Öyle değil. Öyle değil. Doğrudan arz talep olayı yukarıdan yönetiliyor. Yani artık bu da arzı talebi etkilemek için milyonları etkilemeye gerek yok. Ondan bahsediyorum. 6 kişi zaten birbirini etkilese yetiyor. Sizin yaptığınız işlem nedir ya? Ne, nedir yani bu piyasanın içinde? Kaç milyar dolarlık piyasa? Diyorum ki size yedirmezler, sizle besleniyor bu piyasa. Bakın yani bu kardeşimiz de, arkadaşımız, vatandaşımız değil mi? Aynı ülkeyi paylaştığımız, yarın bugün bir, bir tehlike anında omuz omuza mücadele edeceğimiz kişi değil mi bu? Başına gelenlere bakın, kendini içinde bulduğu duruma bakın yani. O yüzden diyorum yani arka planını anlamak lazım. Bir, bir geri adım atın ya, bir, biraz daha bir geri adım atın. Tekrar bir izleyin o kriptolarla ilgili yaptığım bölümü, borsayla ilgili yaptığım bölümü. Bak ne kadar basit yönünden anlattım. Ama biraz felsefi düşünmeye çalışın. Biraz yukarıdan bakmaya çalışın olaylara. Olaylara böyle çok aşağıdan bakarsanız, oyuncu gözüyle bakarsanız ben ne anlatırsam anlatayım ikna olmayacaksınız. Çünkü göremeyeceksiniz. Açınız yanlış, yanlış açıdan bakıyorsunuz. Göremediğiniz bir yer var yani tepenin arkasını görmüyorsunuz. Bundan bahsediyorum yani. Çok üzgünüm yani. Acilen bırakın maddi kayıpları da kafaya takmayın. Yani maddi kayıp nedir ya? Bir gelip canınızı mı alacak? Ailenizle birlikte yaşayacaksınız, gideceksiniz işte. Her zaman bir çare bulunacak. Son raddeye gelecek yine bir çare bulunacak merak etmeyin. Ailenize sahip çıkın derim ne diyeyim yani. Biraz onların başına iş açmışsınız, biraz onları zayıflatmışsınız. Bence acilen sarılın onlara, anlatın ne olduğunu, ne bittiğini ve onlara sahip çıkın yani. Abi kumarı bıraktım size tek bir sorum var. Pek hala siteye girmeyince üyeliğim silinir mi? Silinmez. Ya kim silmez sizin üyeliğinizi. Numaranızı falan bir yerlere bıraktıysanız da bu numara etrafa dağılır zaman içinde. 10 kere üst üste bastığım rengin gelmediği oldu. Üst üste aynı renge de basmadım. Rulette bir sonraki gelen renk bir önceki gelen renkten tamamen bağımsızdır. Dolayısıyla üst üste siyah siyah ile kırmızı siyah kırmızı siyah gelmesi aynı orandadır. Matematiksel olarak doğru. Bu durumda ne kadar küçük parayla oynarsanız oynayın. Martingale de kaybettirmeye mahkumdur. Bizzat kendim yaşadım. Zaten evet doğru. En baştan beri de bundan bahsediyorum. Arada yorumlara gelen böyle Kendini bilmez bazı arkadaşlar oluyor, genç arkadaşlar bunlar. Diyorlar ki işte ben sistem buldum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum falan diyorlar. Bunlara siz bakmayın yani. Bunlar daha yeni yeni başlıyorlar bu işlere. PDF yazdığım bu e-kitapta da anlatmıştım buna benzer. Martingale ve Martingale'e benzer. Dellenberg var işte. Fibonacci teknikleri var. Bir sürü böyle birkaç tane teknik var. Bunların ana bilinenlerinden yani kumarbazlar arasında teorik olarak bilinip... ...kendi stratejilerine uyarlanan stratejileri ben böyle kasa yönetme stratejilerini Martingale'de dahil anlattım. Ama her birinin de neden doğrudan sizi başarıya götürmeyeceğini, yani size başarıyı garanti etmeyeceğini de anlattım. Yani belki ileride bir bölüm de yaparım ama yani matematiksel olarak zaten oyunların mantığını anladığınızda ne kadar yenilmez olduklarını anlayacaksınız. Siz nasıl bir strateji geliştirirseniz geliştirin, oyunlar yenilmezdir. Peki A, 100 A takımını oynadı. 100 bin kişi de B takımını oynadı ve B takımı kazandı oynatan zarar etmiş olmayacak mı? Olmayacak. Yani şöyle olmayacak. Öncelikle oynatan böyle bir bahis kabul etmeyecek. Yani buradaki 100 kişiyle buradaki 100 bin kişinin aynı anda bahis yapması imkansız. Taraflardan birine bahis yığılması olmaya başladığında önce oranlar düşecek. Sonra bahis yığılmasında şüphelenilecek bir oran çıktığında ortaya. Yani hayatın olağan akışına aykırı bir oran çıktığında. Bu oran şudur budur diyemiyorum. Bir standartı yoktur. Ama bu bahis sitelerinin elinde 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık datalar var. Bunları inceleyip bir sürü analizler çıkarıp bir sürü sapma paylarını belirleyebiliyorlar yani. Risk yönetimini yapabiliyor her işletme. Kendi risk yönetimini. Bunu da anlık olarak yapıyor. Bir da yok. Ama bunu yapmak da zor değil yani. Veri analizcileri bu işi yapıyor yani. Veri var ortada. 10 yıllık bir veri var. Her şey kayıtlı. Bunu analiz ediyorlar. Ortaya kullanılabilir hale getiriyorlar. O yüzden de eğer 100 kişi A takımını oynarsa Belli bir sayıyı geçmeye başladığında zaten artık bahis siteleri bahisi kabul etmeyecekler. Bültenden kaldırılacak o maç. Bu yüzden de sizin söylediğiniz şey aşağı yukarı yaşanması imkansız bir şey. Eğer böyle bir şey yaşanırsa bahis şirketi batar ama operasyonel bir hatadan dolayı batmış olur. Ya da o ödemeleri yapmaz bir şekilde kendini sıyırmaya çalışır, isim değiştirerek vesaire faaliyetlerine devam etmeye çalışır ama bu mutlaka oradaki yöneticilerin operasyonel bir hatasından kaynaklı. Yoksa ideal bir dünyada bu yaşanmaz. Öncelikle merhaba. Bir şey soracağım. İddia bahis oynamak da mı kumar sayılıyor? Şansa dayalı her şey, şanstan para kazanmaya dayalı her şey kumar sayılıyor. İşin içinde yeteneğiniz olduğunda bu kumar sayılmıyor. Ama işin içinde yeteneğinizi kullanabileceğiniz şeylerle de kumar oynamanıza zaten kimse izin vermez. İddia bahis evet kumar sayılıyor. Çünkü sizin yeteneğiniz ne olursa olsun karşı tarafın verdiği kurallarla, karşı tarafın verdiği oranlarla oynayacaksınız. Ve içinizden şansınıza dua edeceksiniz. Geleceği tahmin ediyorsunuz. Geleceği hiçbirimiz tövbe aşağı bilemeyiz değil mi? Bugünlük bu kadar olsun. Ama bugün bitirmeden önce bir de çok kısa bir şey belirtmek istiyorum. Yani buradan kitleye bir duyurmuş olayım isterim. Şimdi ben böyle konuları anlatıyorum. Bir şekilde insanlarla bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Yani bundan bir çıkarım yok. Şu ana kadar çok emek harcıyorum bunu yapabilmek için. Böyle bir amacım var. Bildiklerimi insanlarla paylaşıyorum. Özellikle kasinocu arkadaşlardan, eski kasino müdürlerinden vesaire böyle bazen gerçekten üslubu seviyesi çok yakışmayan yorumlar geliyor. Bazısı direkt küfürle falan giriş yapıyor. Zaten onlarla özel olarak ilgileniyorum. Yani şimdi seviyeyi düşüreceksek istediğiniz kadar düşürebiliriz. Bunda bir sorun yok. İstediğiniz her yere düşürebiliriz. Ama biraz daha seviyeli konuşacaksak ben size şöyle söyleyeyim. Ya sürekli yazıyorsunuz. Ben 30 yıldır müdürlük yapıyorum. Piyasa dergisi tanırım. Bu adamı tanımıyorum. Yok ben 20 yıldır kasiyonlara gidiyorum, geliyorum. Bu adamı hiçbir yerde görmedim bilmem ne. Şimdi bu bizim sizinle arkadaş olmamamızdan kaynaklanıyor. Bu biraz benim tercihlerimden kaynaklanıyor. Hayatla alakalı tercihlerimden kaynaklanıyor. Yaşam tarzımdan kaynaklanıyor. Tabii ki bir sürü arkadaşım da var. Yorumlarda da yazanlar var. Özel mesajdan da yazanlar var. Tabii ki bir sürü kişiyi tanıyorum yani. Zaten bir kasinoda en az 300-400 personelle çalışıyorsunuz. E zaten bir kasinoda yöneticiyseniz de bütün personel bir şekilde sizin yüzünüzü biliyor. Ama benim kendi çalıştığım kasinoda da mesela personelin çok büyük çoğunluğu yani çok küçük azınlıklar harici zaten beni ileri bir seviyede tanımazdı. Yani selamlaşırdık, hayatır sorardık. Biraz böyle hani etrafta konuşulan kadar bilirler daha, ne konuşuluyorsa personel arasında. Ama onun dışında günlük hayatta zaten çok denk gelmiyorduk. Ben zaten çantamı alıp, ofisime gidip, işlerimi yapıp, çıkıp evime gidiyordum. Kendi arkadaşlarım vardı, kendi takıldığım bir çevre vardı. Olursa onlarla takılıyordum zaten. Basit bir hayatım vardı yani. Ve müdür değildim. Yani ben bir kasinoda müdürlük yapmadım. Ama çok fazla müdüre, çok fazla departmana, birden fazla şekilde mesela Görev tanımları yazdım. Bu görev tanımlarını da mesela checklist gibi düşünmeyin. İşte şu yapılır, şu yapılır, şu yapılır gibi değil. Bunlar çok stratejik görev tanımlarıdır. Yetkiler arasındaki dengeleri belirler. Her bir maddeyle bir başkasının görev sınırlarını belirlemiş olursunuz. Departmanların haritalarını çıkarırsınız bu şekilde. İşin böyle stratejik boyutu vardır. Yukarıda üst yönetimin müdürleri yönetirken kullandığı çeşitli dengeler vardır. Manipülasyon teknikleri vardır, stratejiler vardır. Verilerin kullanımı bazen manipülatif olabilir. Bazen gösterilecek şey vardır, gösterilmeyecek şey vardır. Ben o aralarda bir yerlerdeydim yani. Dolayısıyla beni tanımamanız, bilmemeniz normal. Zaten bir mahallenin muhtarı değilseniz herkes tanımanız beklenmez genel olarak. Ama lütfen seviyeyi aşan, böyle seviyeyi gerçekten çok yerlere düşüren, karşıdakini küçümseyen, saçma sapan yorumlar yapmayalım. Ben de burada böyle binlerce kişiye Mikrofon benim elimde değil mi? Aptal bir adam da değilim. Tanımanızı lazım şimdiye kadar. Ben de sizinle böyle saçma sapan işleri seviyeleri yerlere çekip buralarda dalga geçmeyeyim, makara yapmayayım olur mu? Ömür boyu da sizin arkanızdan gelmesin. Çünkü bana bunları böyle internetten zorla falan kaldırtabilecek bir kuvvet yok. O yüzden sizden ricam özellikle büyüklerimden, kasıncı büyüklerimden beni izleyen, takip eden, videonun sonuna geldim bakın, buraya kadar da izleyen büyüklerimden ricam lütfen yorumlara böyle saçma sapan ya da bana özel mesaj atıp bir tane vardı arkadaş. Bu arkadaşın zaten kendi çevresinde ortak arkadaşlarımız da var tanıyorum yani. Yazmış bana böyle direkt küfürle giriş yapmış böyle saçma sapan bir şeyler yazmış mesaj atmış. Dedim ki bak profil fotoğrafında dedim eşin var. Şimdi bununla, bu noktadan sonrasında diyaloğun katlanabilecek misin dayanabilecek misin dedim yani. Sen şimdi diyaloğu böyle başlattın. Ben de devamını getireceğim aynı yerden. Katlanabilecek misin buna? Bak oraya profil fotoğrafı yapmışsın. Ben şu ana kadar bunun ekran görüntüsünü de alabilirim değil mi? Yapay zeka da var değil mi? Şimdi benle nasıl uğraşacaksın ya? Yani seviye nerelere inebilir değil mi? O zaman en baştan başlatmayalım. En baştan birbirimizi böyle saçma sapan bir yerden, saçma sapan bir seviyeden giriş yapmayalım. Bu dediğimi de şey gibi algılamayın. İşte yorumlara yazılanları kafaya takıyor bilmem ne gibi algılamayın. Ben troll yorumlarla bu gerçek hayatta benim çevremde zaten mecburen var olan bir şekilde network'ümün ulaşabileceği yerlerde olan arkadaşların yorumlarını ayırt edebiliyorum. Yani bunlar ayıp. Olmaz. Zaten ilk taşı her zaman günahsız olan atarmış. Ben ilk taşı atıyorum. Var mı böyle içerikler YouTube'da daha önce? 30 senedir müdürlük yapan 100 kişi yazdı şimdiye kadar. Madem bu kadar müdürümüz vardı bizim bir kişi çıkıp anlatsaydı ya bunların arka planı. Bir kişi çıkıp deseydik ki, ya arkadaşlar bunun arka planında şöyle şöyle işler dönüyor böyle böyle işler dönüyor. Daha çok ben anlatıyorum beni susturmaya çalışıyorsunuz. Niye? Çünkü ben şey demiyorum. Ya oynamayın eviniz yıkılır aynı öyle demiyorum yani. Mantığını felsefesini arka planda ben olanı gördüğümü anlatıyorum. Yaptığım işi anlatıyorum size. Bu iş böyle yapılıyor. Siz de bilin. Hani oynayacaksanız da ona göre oynayın. Son olarak böyle bir ricamı da yapmış olayım. Biraz yükseldik. Yüksek kapatalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.